kadar ilginç özellikleri var ki. Metallerin 11 soruda öne çıkan özellikleri sizleri çok şaşırtacak. Vücudumuzda en çok bulunan metal hangisidir? Kendisi ve tüm bileşikleri zehirli olan metal. İllüzyonistlerin en çok sevdiği ve insan elinde eriyen metal. İnsan vücudunda kaç gram altın bulunur? Kur'an-ı Kerim'in surelerinden bir tanesinin adı bir metalin ismidir. Acaba hangisi? Metallerin de hafızası vardır. Hafızası olan metaller hangileridir? Metaller her gün muhatap olduğumuz, hayatımızın içine girmiş ve artık hayatımızdan çıkaramayacağımız elementlerdir. Onlar her yerdeler. İnşaatların temellerinde, Hürriyet heykelinde, Eyfel Kulesi'nde, köprülerde. Yani görebileceğimiz her yerde aslında metallerle muhatap oluyoruz. Metallerin o kadar ilginç özellikleri var ki. Burada metallerin 11 soruda öne çıkan özellikleri sizleri çok şaşırtacak. Bakalım 11 sorudan kaç tanesini bilebileceksiniz. Vücudumuzda birçok metal var. Oksijenden tutun hidrojene, değişik metallere. Peki vücudumuzda en çok bulunan metal hangisidir? Bir insanı ortalama 70 kilogram olarak düşünelim. Vücudumuzda hemen hemen bütün elementlerden az da olsa bulunur. İnsan vücudunda en çok oksijen bulunur. Ortalama 43 kilogramdır. Ama oksijen bir ametal. İkinci olarak 16 kilogram karbon bulunur. Karbon da bir ametaldir. Tahminlerinizde hidrojen ilk sırada geçmiştir. Hidrojenden vücudumuzda ortalama 7 kilogram vardır. Peki sizce ortalama her insanda 1 kilogram kadar bulunan metal hangisidir? Tabii ki kalsiyum. Vücudumuzdaki kalsiyumun %99 kadarı dişlerde ve kemiklerde bulunmaktadır. Dolayısıyla kalsiyum kemikleri ve dişleri de koruyan bir metaldir. Dikkat! Kalsiyum eksiği olanlar, kalsiyum en çok süt ve süt ürünlerinde bulunur. Erime ve kaynama noktası en yüksek metal hangisidir? 1783 yılında keşfedilen bu elementin adı İsveççe'de ağır taş anlamındadır. Kuzey ülkelerinde Wolfram adıyla bilinir. Erime noktası yaklaşık 3482 ve kaynama noktası 5657 santigrattır. Diğer bilinen adıyla bu element tungstendir. Erime noktasının yüksek olmasından dolayı lambalardaki ince tel yapımı için çok uygundur. Metaller arasında en yüksek gerilme mukavemetine sahip olan element olduğu için roket ve füze imalatı için de uygun bir metaldir. Üretilen tungstenin 3'te 2'si kesici alet yapımında kullanılır. Tungstenin karbonla oluşturduğu tungsten karbür veya diğer adıyla wolfram karbür bileşiği yüksek sıcaklıklarda dahi yapısını koruyabilir ve hayli serttir. Bileşiğin sembol gösterimi ne kadar akılda kalıcı değil mi? Kendisi ve tüm bileşikleri zehirli olan metal hangisi? Aman ona yaklaşmayın, vücudunuzdaki açık yerlere temas ettirmeyin. O element civadır. Diş hekimliğinde, amalgam dolgu üretiminde, termometre ve barometre gibi ölçüm cihazlarında ve pek çok elektrikli cihazda kullanılır. Oda sıcaklığında uçucu olan civa, insan sağlığı açısından hayli tehlikelidir. Civanın sadece element hali değil, tüm bileşikleri zehirlidir. İllüzyonistlerin en çok sevdiği ve insan elinde eriyen metal hangisidir? Bu ikisinin ne ilgisi var demeyin, izleyin. Hemen söyleyelim. O, yaklaşık 29 santigratta erimeye başlayan hassas bir elementtir. İnsan vücut sıcaklığı 36 santigrat civarında olduğu için elimize aldığımızda hemen erimeye başlar. O meşhur metal galyumdur. İllüzyonistlerin çok kullandığı bir metaldir. Bu metal ile seyircileri sandalyelerinde hop oturup hop kaldırtabilirsiniz. Geçmiş zamanlarda metal bir yüzüğü eriterek yok eden adamın hikayesinden sonra merak edilmeye başlanmıştır. Size bir metal kaşık gösterirler ve bu kaşığı kolayca eğip bükebilirler. İşte bu tüm illüzyon numaralarının ardında kolayca eriyebilen galyum elementi gizlidir.
bazen bazı elementlerin eğilmesi, bükülmesi dahi çok zordur. Kesilmesi imkansıza yakındır. Peki en sert metal hangisidir? Amerikalı bilim adamları titanyum ve altını karıştırarak şimdiye kadar bilinen en sert metali elde etmişlerdir. Houston'daki Rice Üniversitesi'nden Profesör Doktor Emilia Morusan bu keşfi titanyum ve altından yapılan mıknatısları incelerken yaptıklarını açıkladı. Beta-T3AU olarak tanımlanan metalin saf titanyumdan 4 kat daha sert olduğu belirlenmiştir. Doktor Morusan, metalin özellikle tıp alanında uzun süre dayanacak diş, diz ve kalça implant yapımında kullanılabileceğine dikkat çekmiştir. Biliyorsunuz ya da duymuşsunuzdur. Vücut implantları, diş implantları yaklaşık 10-15 senelik bir ömre sahiptir. Bu süre geçtikten sonra değiştirilmelidir. Ama Doktor Morusan'a göre bu yeni implantlar ömür boyu hiç değiştirilmeden kullanılabilecektir. İnsan vücudunda bütün metaller var demiştik. Demek ki altın da var. Altın madeni olacak kadar fazla mı acaba? İnsan vücudunda kaç gram altın bulunur? Düşünün, normal bir insanın vücudundan tamamen çekebilseniz 0,2 miligram altın elde edebilirsiniz. Bu vücudumuz için yüksek bir rakam. Bu miktarın çoğunu oluşturan altın atomları ise kanımızda dolaşır. Vücudumuzdan çıkan altını küçümseyip olimpiyatlarda verilen altın madalyaların sadece %1,34'ünün altından oluştuğunu unutmayalım. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in surelerinden bir tanesinin adı bir metalin ismidir. Acaba hangisi? Kur'an-ı Kerim'in 57. suresi Hadid, yani Demir suresidir. Bu sure kimya adına mucizelerle doludur. Demir atom numarası 26 olan bir elementtir. Demirin dünya üzerindeki kararlı iki izotopunun kütle numaraları ise 56 ve 57'dir. Vallahi ben öğrendiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Şimdi siz de öğrendiğinizde büyük ihtimal tüylerinizi diken diken edecek bir bilgi, mucizevi bir bilgi. Hadid kelimesinde 4 harf vardır. Bu harflerin Arapça ebced sayısal değerleri toplamı 26'dır. Hadid suresi Kur'an-ı Kerim'deki 57. suredir. İlk sure olan Fatiha sayılmazsa da 56. suredir. Surede Allah kelimesinin geçiş sayısı da çok ilginçtir. 57. surenin başından demir, yani hadid kelimesinin geçtiği ayette dahil toplam 26 kez Allah adı geçmektedir. Demirin atom ve kütle numaralarının o zamanlarda Hazreti Muhammed tarafından biliniyor olması imkansızdır. Dünyanın yer kabuğunda ağırlık olarak en fazla bulunan metal hangisidir? Arabalarımızda, evlerimizin mutfaklarında dahi onu kullanıyoruz. Bu element atom numarası 13 ve simgesi Al olan alüminyumdur. Oranı yaklaşık %8'dir. Gümüş renginde bir metaldir ve paslanmaya karşı üstün direnciyle tanınır. Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler taşıt, uzay ve havacılık sanayi için vazgeçilmezdir. Dünyada o kadar çok metal var ki bunların farklı farklı değerleri var. Mesela en çok değerlilerden bir tanesi altın biliriz, gümüş biliriz vesaire, platin biliriz. Peki 1 gramı en değerli, üretilmesi en pahalı metal hangisidir? Bu soruyu çevrenizdekilere sorsanız vereceği ilk cevap altın olurdu. Ama cevap altın değildir. Dünyada yer alan en pahalı madde 1 miligram antimadde, yani pozitrondur. 1 gramı yaklaşık 62,5 trilyon dolardır. Ama cevap o da değil. Çünkü o bir metal değildir. Dünyanın en pahalı metali ise 1950'de keşfedilmesinden bu yana yalnızca bir kez sentezlenebilen bir metaldir. Bu element atom numarası 98 ve radyoaktif bir metal olan kaliforniyumdur. Kaliforniyumun 1 gramı yaklaşık 25 milyon dolardır. İnsan vücudu artık yavaş yavaş robotlaşıyor. İşte bazı organlarımızın yerine metaller takılıyor, işte kemikleri birleştirmek için metaller kullanılıyor, işte dişlerimizde metaller kullanılıyor falan. Yani çok çeşitli yerlerde artık vücudumuzda da metalleri görebiliyoruz. Peki metalleri paslanıyor olarak biliyoruz. Vücudumuzda bunlar reaksiyona girmiyorlar mı? İnsan vücudu ile reaksiyona girmeyen ve en çok kullanılan metaller hangileridir? O metaller reaksiyona girme aktivitesi çok düşük olan altın ve platindir. Altın ziynet eşyası olarak kullanılır, en zor şartlarda bile reaksiyona girmez ve paslanmaz. Platin ise vücutta kemik kırıklarında kullanılır. Peki kemik kırıklarına neden platin takılır? Platin kemiklerin çok daha kısa bir süre içerisinde kaynaşmasını sağlar. Vücut hücreleriyle reaksiyona girmez. Yani vücudumuzun içerisinde paslanmaz. Hafızamız bir şeyleri hatırlamak içindir, değil mi?
reflekslerimizi de anılarımızı da oradan hatırlarız. Hatıralarımız, anılarımız gözlerimizin önünden geçer. Peki şunu desem, metallerin de hafızası vardır. Hafızası olan metaller hangileridir? Metaller ve hafıza mı? Dalga geçmeyin diyenler çıkabilir. Bazı metaller yüksek sıcaklıklarda çok sert bir yapıdayken sıcaklığı düştükçe daha esnek bir hal alır. Düşük sıcaklıkta bu metaller daha esnek bir yapıda olduğundan üzerine bir kuvvet uygulandığında şekil değiştirebilir. Daha sonra malzeme ısıtılırsa kristal yapısındaki atomlar konum değiştirerek yüksek sıcaklıkta sahip oldukları konumlara geri dönerler. Bu durumda malzemenin şekli de başlangıçtaki halini alır. Örneğin ilk keşfedilen hafızalı metallerden biri nikel-titanyum alaşımı olan nitinoldür. İnsan bırakın kainatı, dünya üzerindeki, denizler altındaki, havadaki birçok bilgiden ve istisnai bilgiden habersizdir. Mesela daha evvel mıknatıs görmeyen bir insanın mıknatıs vasıtasıyla metalleri çektiğini göstermeniz onu şok edecektir. Çünkü ilk defa görecektir, daha evvel şahit olmamış. O zaman öğrenmek bir merak ve çaba gerektirir. Soru şu, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Oh, 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 oh